Web Tekno'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi siz neden bir atış poligonunda bu videoyu açtım diye soruyor olabilirsiniz. Ama sizin için yurt dışından çok özel bir çanta getirdik. Bu çanta hiçbir şekilde yanmadığını, kopmadığını, bıçaklanmadığını, kurşun geçirmediğini iddia ediyor. Biz de bugün sizinle birlikte bu çantanın sınırlarını zorlayacağız. Biz bu çantayı arkadaşlar 201 dolara almışız ama üstüne ithalatçı bir şey eklenmiş, nakliyesi falan filan eklenmiş. Toplam 280 dolar, bu da yaklaşık 4250 lira yapıyor. Yani şu an açacağım çanta aşağı yukarı 4,5 milyar. Kullanım kılavuzu var ama yani bir çantayı da nasıl kullanacağımızı herhalde biliyoruzdur diyerek kullanım kılavuzuna ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle güzel bir bezi var, tam 4000 lira olduğu çok belli bir bez. Açıyoruz şimdi çantamızı. Evet, böyle çok sık örülmüş bir kumaş aslında ya. Aşırı dayanıklı gelmedi yani benim gözüme. Şurada bir adet kilidi var. Bir içine bakalım önce isterseniz. Şöyle güzel bir kumaş. Böyle sert sık. Acaba yırtılıyor mu? Yok, vallahi iyi çektim, yırtılmadı. Şöyle görünüyor mu kamerada içi bilmiyorum ama. Böyle içinde birkaç tane küçük gözü var buraya. Telefon ya da işte powerbank falan koyabileceğiniz boyutta. İçinde bir tane de neden bilmiyorum ama kadifeden çok güzel hissettiren bir gözü var ama buraya yani küçük boy bir tablet belki sığar belki sığmaz diyorum. Onun dışında tamamen bomboş dümdüz bir çanta. İpin bu arada içi buraya bağlı. Hani ayrı bir yere koymamışlar. İp kendi içinde yani. Bunu böyle bir böyle sıktığımızda burayı kapatmış oluyoruz. Şurada da bir tane daha kumaş var. Yani bunlar kumaş yani sonuçta. Şifreyi 000 olarak gireceğiz. Tamam. Şuradan bunu geçiriyoruz ve bunun arasından güya çantamızı çalsalar da arasına hiçbir şeyi çalamıyorlar. Yani bundan çalamayacağına eminiz galiba hepimiz. Kilidi çıkarıyorum arkadaşlar. En azından çantaya bir şey olsa da 4200 lira bir tane kilit almış oluruz. Şimdi şurada birkaç tane bıçağımız var. Bunu gereken ofisten aldık. Bununla mangal yapacağımız zaman arada odun modun kesiyoruz. Bir de basitten başlayalım diye maket bıçağımız var. Hazırsak arkadaşlar şöyle bir çizik atmayı deneyeceğim maket bıçağıyla. Çizildi ama şey olmadı. Tekrar atayım bir tane daha. Derin bir bastırdım ama yani şu hemen çiziliyor bu arada. Çok ince çizik olsa da bir şey olmadı. Bir de şöyle yanlamasını atıyoruz. Yani çizik oluyor ama bir şey oluyor diyemem. Bir de şöyle batırmayı deneyeyim. Evet bak, maket bıçağı biraz. Şimdi maket bıçağını bırakıp bir adım daha yükseltiyorum arkadaşlar. Normal bıçakla şöyle bir uzun kesmeyi deneyeceğim. Böyle bir ses çıkarttı ama evet, inceden bir yırttık. Evet, yırtıldı. Evet, şöyle bir bıçak bombelenmeye başlıyor. O yüzden çok zorlamayacağım bir sakatlık çıkmasın diye. Yani normalden sağlam kaldı diyebiliriz ama yine de koruyacak bir şey değil. Buraya kadar geldik. Şimdi bir de bunu deniyorum arkadaşlar. Şöyle bir... Böyle bir kokoreç havası. Yani normalden sağlam, yani düşüncemden sağlam kaldı diyebilirim. Şimdi madem buraya kadar sağ çıktı, tabii ki bunun bir cezası olacak. İnsanın çantası ne olur? Belki kitap olur. Bir de işte bu Milli Eğitim Bakanlığı değil de yani böyle dağıtılan tabletler var diye ondan çantamıza koyduğumuzu düşünelim. Çantamızı şöyle kapatalım. Sırtımıza takıyormuşuz gibi takmayacağız da. Gidelim. Tam olarak bu arkamda görmüş olduğunuz beyefendinin şöyle önüne doğru asacağız. Bir de kurşun geçiyor mu bakalım, onu deneyeceğiz. Gel. Bu arada arkadaşlar Polygon Bornova'ya da bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Ben beyefendilerin üstüne asmak istemiştim. Çağdı. Çıkarıyoruz. Bunu asıyoruz arkadaşlar. Ben biraz şöyle ayırayım bari. Düzlem olsun diye. Şöyle yapalım. 5 metreye. Şimdi bu çantaya bir sıkalım bakalım hayatta kalabilecek mi? Arkadaşlar şu an bütün önlemlerimizi aldık. Çantamızı koyduk, silahımızı hazırladık. Ve güvenlik önlemlerimizle birlikte çantayı vurmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Ya hak. Bu arada deli yürek silahımı da kestiniz. Hazırsak... Vurdum, bıraktım. Önce bir kitabı çıkaralım bakalım. Oo, oo. Tabletten çıkmış. İçi cam kırığı dolu şu an. Kumaşı delip öbür tarafına gitmiş olabilir. Aynen. Öyle mi olmuş? Evet. Çantamızı deldi. Bedava tabletimizi de patlattı. Tabi bu arada ben kitapta mermi kalır diye düşünmüştüm. Onu söyleyeyim. Ki 9 mm aslında diğerlerine göre daha güçsüz bir mermi değil mi? Böyle daha güçlü bir mermi alalım arkadaşlar elimize. Bir de delip arkaya gidecek mi diye bunu deneyelim. Mesut komiser silahını aldık. Çok şeyi çevirmek istemiyorum. Bir de öbür tarafından acaba çıkıyor mu mermi? Bunu deneyeceğiz. Silahımızın şöyle emniyetini açıyorum. Bir tane daha sıkıyorum hemen. Bir tane daha sıktık şu an. Evet, silahımızı bırakıyoruz.
Bakalım ne durumda? Ya aslında ikinde delmezdi de bir tane sıkıp aynı noktaya bir tane daha sıktım. O yüzden deldi. Bu arada bayağı yakın aslında sıkmışım. Oo evet, buradan delip arkadan çıkmış mermimiz. Bunun çekiliği falan yok değil mi? 3 delik değil mi? Ama ilk ikisi bayağı yakın. Bunu da görüyorum. Kesinlikle bilerek yaptığıma inanın bu arada. Evet, çantamız kurşun geçiriyormuş, bunu anlamış olduk. Ama bir de şimdi yanıyor mu ve kopuyor mu diye bunu deneyeceğiz. Dostlar sizin için videoda bir saniye geçse de bizim için bir gün geçti. Şimdi burada güzel güçlü bir arabamız var. Burada da enişte arabasından hallice bir arabamız var işte. Ben bu kurşun deliklerinin içine iki tarafında çekme halatlarının kancalarını taktım. Şimdi yavaştan bunları germeye başlayacağız. Yavaş bir şekilde hareket edebilir miyiz? İki tarafta. Yavaş bir şekilde. Güzel. Ben yaklaşınca bırakacağım. Biraz yavaş. Bırakıyorum. Ben bunun uzun dayanacağını düşünmüştüm. Dokunduğu anda fark etmişsiniz zaten, elimden bile bırakamadım. Evet, çantamız biraz telef oldu diyebiliriz. Ama bir de bir tarafını bu kez halata takacağız. Bir de çantanın içinde güvenlik önlemi diye buraya kilidi takılan bir yer vardı, hatırlıyorsunuzdur başta. Şimdi diğerini de buraya takacağım. Evet, biraz daha, biraz daha. Tamam. Bunu hatta böyle ortaya bırakıyorum bu kez. Hazır mı herkes? Şimdi bakalım çantamız söylediği kadar sağlam mı? Başlayalım. Yavaşça. Aa! Fren yapsana. Ve tamam. Ve koptu. Son emniyet kitimiz de koptu. Son kez çekiyoruz. Buyurun. Mercedes diğer arabamıza çekiyor arkadaşlar. Halatlar sağlam. Halatları biz çekme halatına ek bile yapabiliriz yani şu an. Ama çantamız pek de düşündüğümüz kadar sağlam çıkmadı diyelim. O zaman şöyle yapalım. Ben buna biniyorum, ofiste görüşürüz. Hadi abla. Allah. Ama abla. Dostlar son aşama için ofise geldik. Çantamız burada hazır. Burada da bir adet az sonra yakacağımız kovamız var. Şimdi evet, pürmüzümüzü hazırladık arkadaşlar burada. Dokunduruyoruz hazırsak. Ben de şu uzaklaşayım şimdi, ne olur ne olmaz. Evet, tamam. Coşkuyu verdik. Pürmüzü kenara bırakıyoruz. Önce bir harlansın ateşimiz, onu bekliyoruz. Ve çantayı sapından tutarak bırakıyoruz. Evet. Elim yetmiyor ki tutayım. O zaman madem öyle, evet şöyle bir çantamızın üstüne de dökerim. Şu an halat ayrılmaya başladı. Çantayı şöyle bir ters düz edelim ki arkadaşlar altı tam pişsin. Evet, az yanmış bu arada. Evet, coşkuyu gönderdim. Son coşkumuzu da verdik. Yani biraz zarar gördü. Eridi yani, böyle erime şeyi var ama. Bu arada bak şöyle bayağı bir yumuşadı. Böyle bir baksana. Hamur kıvamına geldi. Evet, kaldırıyorum arkadaşlar. Bunu da hep tekneye kaldırıyor. Kaldıramıyor. Dur, rüzgar oraya gittiğine göre. Evet, çantamız kül oldu hocam. Bu kadar pişme işleminden sonra. Bu arada şunlar, şu deriler erimedi. Çıkartalım artık bir fırınımızdan. Evet. Şöyle bir serelim. Bu arada bayağı bir yanacak. Önlemimizi de yanımıza tutalım. Ne oldu öyle? Tamam ama çalışıyor, en azından bunu görmüş oldunuz. Kesin yorumda yazacaktınız hani çalışmıyor, yalan yapıyorsunuz falan. Bunu da görmüş oldunuz. Evet, söndürme işlemini artık başlayabiliriz. Bismillah. Şöyle bir. Çantamız yandı dostlar. Yani vaatleri arasında düşündüğümüzde sadece bıçaklanmadı ki onu da başlangıç diye çok zorlamadık yani. Zorlasak büyük ihtimalle o da olurdu. Hiçbir vaadi gerçekleşmedi. Çünkü plastik taraf filan da eridi. Evet, çanta. Bunu ben... Şöyle bir... Burayı hallettik dostlar. Kendisi 200 dolardı ama bütün her şeyle bize yaklaşık 4250 liraya gelmişti, hatırlıyorsunuz. Ama hiçbir vaadini yerine getirmediğini de şöyle söyleyelim. Tipi güzeldi, biraz ağırdı ama testimizden geçmeyi başaramadı ve elime yapıştı. Ben bunu çıkarayım da. Evet, çantamız
yandı arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar da herhangi bir vaadini yerine getirmemiş oldu. Bunun gibi denememizi istediğiniz, incelememizi istediğiniz ürünler olursa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun dışında videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.